Sayfayı yenilediğimde bakıyorum ikisi de aynı şekilde çalıştı. Herhangi bir sorun yok. Sayfanın kaynağını görüntülüyorum. Bakın benim yazdığım HTML kodları sayfanın kaynağında mevcut. Açıklama satırı dahil burada. Bunun sebebi HTML'in istemcide yani browser içerisinde çalışıyor olması. Tabii ki herhangi bir programlama dili yaptığınızda burada görünmeyecek. Sadece çıktı olarak görecektir burada. Form input. Bu yaptığımız kontrolleri detaylı olarak inceleyeceğiz burada. Bir de form yapısını göreceğiz. Öncelikle inputlara bakalım sırayla. Az önce bir table oluşturduk. Yalnız table şart değil burada. Senin de gördüğün gibi. Yani görünmesi için şart değildi. Sadece yapısını düzenlemek için gerekiyordu. Burada form diye bir tag oluşturdum. Formun amacı şu. Siz herhangi bir uygulama yaptınız diyelim. Burada butona basıldığı zaman bir sayfaya veri gönderilecek. Yönlendirilecek vesaire. O zaman form içerisinde kullanacağımız bir etiket var. Onu da göstereceğim. Onu kullanarak işte buradaki veriyi al şu sayfaya gönder dememiz için form gerekiyor. Yani form tagının kullanım amacı bu şekilde. Uygulama tarafında da sık sık kullanılacak bunlar. Şimdi bir input oluşturayım. Az önceki gibi bir text box oluşturuyorum. Bunun bir value'su var. Buradaki ID farklı. ASP head kontrol değil bu. Şöyle diyeyim. Buradaki kontrolleri C# tarafında kullanamayız. Yani çok kısıtlı bir şekilde kullanılabiliyor. İşte JavaScript'te kullanılır. İstemci tarafında. Ama sunucu taraflı bir kontrol yapmak için gelişmiş bir işlem için mutlaka arka tarafta kullanabileceğimiz bir ASP.NET kontrolü gerekiyor. Ya da bizim bu tarafta biraz daha uğraşmamız gerekiyor. Normalde bunlar, bu ID'ler bir tane daha input oluşturuyorum. Type, bu da sırayla gidelim checkbox. Checkbox'ın da az önceki yaptığımız örnek aslında burada da. Burada value'sunu kullanmama gerek yok. Bunu bir label içerisine alacağım. Ve label bilgisinde de sadece bilgi yazsın. Thank you.
birlikte bay bayan bu radyo batınlarını oluşturalım. Input type radyo. Radyo butonun çalışması için biliyorsunuz bir gruplama özelliği vardır radyo butonlarda. Evet. Onun sebebi ikisinin de aynı anda çalışmaması için sadece bir tanesini seçilebilir olması için name özelliğini kullanıyoruz. Mesela bir tanesinin name'ini kaldırdım. Bakın bir tanesinde olmadığı için bunları bir grup olarak görmüyor. Ama ikisine de aynı ismi verdiğimde bu aslında bir gruplama özelliği olmuş oluyor. Ve refresh ettiğimde sadece bir tanesi seçilebilir olacak. Şu şekilde daha net anlayabilirsiniz. Basit bir yapısı var aslında. Mesela ben şunu da diyebilirim. Normalde açıldığında dikkat ederseniz hiçbiri seçil değil. Normalde varsayılanı seçebilir aslında bir tanesi. Genelde ilki seçimdir. Ben bunu checked diyorum. Checked olsun. Refresh dediğimde artık by kısmı seçil olarak geliyor. Type reset olsun. Bakın. Niye kendi sıfırla yazdı? Ama istersen burada yaptığım gibi value kısmına değer girerek mesela bunu sıfırla dedik, değiştirdik. Yani default değerin farklı bir şekilde değiştirmesi sağlanıyor. Ha burada ne yapıyor? Tekrarlayalım görmeyenler için. Bunların hepsinin varsayılan bir değeri vardı. Ben hepsini değiştirdim. Sıfırlaya bastığım zaman varsayılan değerlere dönüyor aslında. Yaptığımız örnekten göstereyim. Şu login formunda
da kayıt formunda da şifre vardı zaten. Kayıt formunda type kısmında text yazdığım için bunun görünümü normal text'i, metin kutusuydu. Bunu password yaptığım zaman değişmesini bekliyoruz. Bakın şu an refresh etmediğim için böyle. Password yaptığımızda da şifre gibi görünüyor. Mesela burada reset butonu olabilir. Yanlış değerler girdi. Bayağı bir form kontrolü var diyelim. Reset dediğinizde tüm sayfayı düzeltir. Şöyle durumlar da olabiliyor. Mesela yazılım tarafında. Ne zaman şifreledi? Text type'ını password yapıyor. Mesela bir formda, şimdi masaüstü tarafında örnek vereceğim. Web tarafında pek kurcalamadığınız için. Masa üstünde şöyle bir istek var diyelim. Bir tane form açılacak. Masaüstü uygulaması. Form açılacak. Kullanıcının ID'sini bir yerde tutmanız gerekiyor. Kullanıcı, o kullanıcı ID üzerinden ekstra bir işlem yapılacak. O ID'yi orada tutmalısınız. Bunu yapabilmenin en basit versiyonu. Kazık bir. Ona hiç gerek yok. Hafızada tutmamız lazım zaten anlık olarak. Birkaç yöntem var. Bunlardan biri, örneğin kullanıcı formu açtığı zaman bir tane şeye yazmak. Bir nesnede tutmak onu, bir değişkende. Ama kontrol tarafında tutmanız gerekirse, mesela şöyle bir istek oldu. Bunu kontrolde tut. Ben bir label'dan alacağım. Değil mi? O zaman bunun değerini label'a aktarmanız gerekiyor. Label'ı da örneğin ekranda görünmeyecek bir yerde tutabilirsiniz. Değil mi? O zaman kullanıcı hem göremez hem de senin işin görünmüş olur. Çünkü değer orada duruyor. Sonra oradan tekrar alabilirsin. Burada da web tarafında bazen saklamak istediğiniz bilgiler olacak. Hani kullanıcı doğrudan göremesin, karşısına çıkmasın, görülebilir bir kontrol olarak. Ama arka tarafta onu ben kullanabileyim. Bunun içinde farklı bir kontrol var. Bu da hidden. Top secret bilgileri burada tutuyoruz. Form input'u çalıştırayım. Sayfayı yeniledim, herhangi bir değişiklik yok. Şimdi sebebini açıklayayım bunun. Arka tarafta gizlemesi gerekiyor. Sayfayı yenilediğimizde kontrol olarak yok ama kaynağı görüntüle dediğimde burada hidden olarak top secret bilgimiz burada mevcut. Tabii ki burada şunu da anlıyoruz. Gidip şifre bilgisini burada yazamazsınız. Yazmamanız gerekiyor. Çünkü kullanıcının bilgisayarını görülüyor sonuçta. Sadece çok kritik olmayan ama işinize yarayacak bilgileri böyle tutabilirsiniz. Yine çok sık kullanacağımız kontrollerden birisi. Hatırlarsanız dün
w3.org vardı. Orada bir combo box listelenmişti. Onun içeriklerinde select ve select'in içerisinde de option'lar vardı. Ben de aynı şekilde bir yapı kuracağım. Bakın bizim kullandığımız combo box'ın aynısı oldu. Aslında ASP.NET tarafında da kullandığımız örneğin bizim için geliştirilen bir ASP.NET kontrolde bu şekilde bir işlem yapacak. Arka tarafta çalıştırdığımızda select option oluşturması gerekiyor ki çalışabilsin zaten. Bu da bizim HTML versiyonumuz diyebiliyoruz. OPT grup açtım. İçerisine koydum bir tanesini. Diğerinin de bilgilerini değiştirerek koyacağım. OPT grup adı üzerinde option grup, optionları gruplamayı sağlıyor. Örneğin şehirleri listelerken şu olabilir. Hani bölgelere göre Marmara bölgesi, işte Akdeniz bölgesi vesaire şeklinde bu şehirleri listelemek mantıklı olabilir. Böyle bir durumda çok basit bir şekilde option gruplar içerisinde bu listelemeler yapılabilir. Tabi buradan label kısmındaki yerlere tıklanamıyor. Sadece içerikler tıklanabilir.
Bakın bu sefer de arabalar için yaptım. Bu biraz daha mantıklı bir örnek olabilir. Markalara göre listeledim ve sadece kategoriler seçili halde. Düzeltiyorum. Markaların modelleri seçilebiliyor. Bu şekilde bir uygulama yapılabilir. Kategorize işlemi. Selected title'da da şu seçiniz yazısı vardır meşhur. Onu yazdım. Bire'den sonra bir de benim text araya diye bir kontrolüm var. Bu kontrolde text araya da sık kullanılan bir kontroldür. Bu text box'ın biraz daha gelişmişi demeyeyim de daha büyüğü. Bakın alta doğru uzayabiliyor ve köşesinde ok var. Bunu kullanarak büyüklüğünü artırabiliyorsunuz. Genelde makale içerik kısmı ya da örneğin ürün ekliyorsunuz sisteme. O ürünün açıklama kısmı bu tür büyük içerik gereken yerlerde text araya sık kullanılır.